Herkese selamlar reisler. Tudumu'nun final bölümüne hoş geldiniz. İlk yadigar için araştırmaya başladım. Çeşitli kitaplar. Birinciyi bulduk. Şimdi burada bir yerlerde bir anı parçası daha bulmamız lazım. Şöyle bakalım. Burada bir yerlerde var mıdır? Bu ne? Ah yapma yine mi? Bir cam kavanoz salamura salatalık. Zeytin değil. Hadi be. Aklım başımdan gitse. Çok kolay etkileniyorsun. Burada bir tane de saat var. Doğruyu söylemek gerekirse saat sesi gerçekten de sinir bozucu. Peki başka? Şurada bir şey var. Bu ne? Peki güzel. Yadigar bu galiba. Topla etkileşime geçeceğiz. Aynen öyle. Etkileşime geçebiliriz. Yapmaya başla. Yadigarı etkinleştirebilirsin. Hazırlayabilirsin pardon. Hemen hazırlamak için bakalım ne yapabiliriz. Biraz garip bir şey geldi. İlk önce bir ortaya karışık. Sonra bir düzeltelim. Düzeltme işlemi yapalım. Bunu da oraya ittirelim. Sonra bunu da ittirelim. Okey. Olay bu. Kolay. Bunu yapması kolay. Yadigarları çözdük yani hazırlamasını. Zor değil. Etkinleştirebilirsin. Olayımız bu. Gidiyoruz. Neredeyiz? Nereye geldik? Tuhaf bir bölgeye geldik galiba. Bembeyaz bir bölge. Yine hayvan leşi kokuyor. Neredeyiz? Eva. Onu öyle be. Ne gördünüz? Anı parçalarında bir sıkıntı var değil mi? Kesinlikle. Orada bir alan beyazken bir alan simsiyah. Yani yok. John'un anılarında bazı eksiklikler var. Tam değil. Ev inşaatı yarım kalmış. Garip bir şey. Tamamlanmamış bir ev görürüz şu anda biz. Bir sonraki anısı. Ama geçişi bulamıyor. Evet ama neden Laputa gibi davranıyor? Bilmiyorum. İnşa için anıları birbirine bağlayamıyor. Dediğim gibi. Makinenin evde gecesinde bir arıza olmuş olmalı. Yine mi? Bir önceki tamirin bir yıl idare edeceğini sanıyordum. Bakım ve onarım ekibindeki o salaklara inanamıyorum. Bak, merak etme. Gençlik yıllarını çoktan kaydettik. Bu işi hala yapabiliriz. Tamam ama ona bundan bahsetmeyeceğim. Bahsetmeyeceğiz zaten. Başarabildiğimiz sürece bilmesi gerekmiyor. Bu olanları bilmesi gerekmiyor. Yaşananları. Ama o bildiğince anlatmaya çalışabiliriz belki. Pekala sanırım bu kadar. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Etkinleştirme öncesi sonuçlandırmaya hazır mısın? Önden bayanlar. Bir kez daha bakıyor bu şey. Vats. Çok yazık. Halbuki iple çekiyordum. Çok konuşma gözünü seveyim. Watson bir git. Şimdi neredeyiz? İkinci perde. Milyarlarca deniz feneri gökyüzünün derinliklerine saplanmışlar. Son kısımdayız. Rahatsız etme onları. Kolay uyanamıyor olabilirler. Ama odaklanmaları gerekiyor. Başaracağız.
başarmaya çalışıyoruz. Bu Joe'nun isteğini, hayalini gerçekleştireceğiz ya. Ciddi mi gerçekleştireceğiz? Joe'la görüşeceğiz galiba. Olabildiğince anlatmaya çalışalım. Bu ihtiyarın bildiği her şey bu kadar. Daha fazla yardım edemediğim için üzgünüm. O halde bu kadarıyla yetineceğiz. Geriye, kayıtlı aya gitme isteğinizin eski anılarınıza yüklenmesi kalıyor. Ardından düğmeye basacağız ve tatatam, kendinizi ayda bulacaksınız. Bir sorun var. Eğer Lily'yi ortadan kaldırabildiyseniz bu dünyayı da değiştirebilirsiniz. Bu mümkün değil. Onu yapamıyoruz ya. Öyleyse basit bir şekilde değişiklik yapıp isteğimi burada yerine getiremez misiniz? İşe yarayabilirdi eğer bu tüm anılarının bir birleşimi olsaydı. Ne demek istiyorsun? Bu ne peki? Neyim ben? Bu sadece bir kopya. Üzerinde çalışmamız için bir taslak sadece. Sana gelince sen yalnızca Johnny'nin bir algoritmasısın. Ona benzeyecek kadar. Ama tamamı değil. Bizim yapabileceğimiz şey bu taslağı mantığa uygun bir şekilde hazırlamak. Ve sonra kayıtlı isteğini çocukluğuna aktardığımızda makine isteğinin davranışlarının önde geçtiği yeni hayatını çizecek. Onun sonucunda da bunlar nihayet gerçek John'a aktarılacak. Yani gördüğün gibi dediğini yazsak da sen sadece saati okunur bir programsın. Yani seni defalarca yeniden başlatabilirim ve bu kadar yeter. Bence de yeter. Oo, bu kadar duygusal olma. Gerçek değil o, biliyorsun. Eğer buna sahiden inanıyorsan neden açıklama yapma gereği duruyorsun? Ben vakit kazanmaya çalışıyorum. Hadi gidelim. Doktor. Ben gerçekten öyle miyim? Watson, yürü Watson, yürü. Yürü adamım, yürü. Adamın kalbini kırdın zaten. İsterse saat okunur bir program olsun ama yapma abi. Yapma yani. Onun şeyini etkileyebiliyorsun. Ne yapacağız burada? Son kısımdayız. Aa, tüm geceki uğraşımız. Oo, bayağı bir şey var burada. Bunları nasıl yapacağız? Çocukluğu. Burada bak. Buraya kadar ne yapacağız? Ha, burada isteğiymiş. Tamam mı? Bayağı gidiyor. Buraya kadar geleceğiz galiba. Peki anladım. Peki. Ne? Önce bir uyarsan diyorum. Ne diyebilirim? Kafa olmayı seviyorum. Bunun bir kelime oyunu mu olduğunu sorardım ama evet dersin diye korkuyorum. Şu işi çabuk halledelim. Bu surette kendimi çok aptal hissediyorum. Tek yapmamız gereken onun isteğini son anısından ilk anısına geçirmek. Peki. Şöyle yapacağız. Bir dakika. Tamamladım ben. Bir dakika. Şu şeyi buraya veriyorsun. Etkileşim tamamdır. Sonra geliyorsun. Burada şöyle bir işlem yapalım. Buraya bir geleceğim ben. Hay hay, dur. Şuradaki şeyi buraya getirsek şunu bitir. Döndür abi. Bir tane daha. Tamamdır. Orada ne var bakayım? Orada kitap var değil mi? Hey eyvah, şuna bak. Nam. Ne yapıyorsun lan? Ciddi olamazsın. Şöyle bunu da gönderdim. Peki şimdi biz ne bekliyoruz? Saat bekliyor. Saat çevir abi buraya. Tamamdır. Şimdi buraya geri döneceğiz. Çevir.
çevir. Tamamdır. Oldu mu? Yaptık galiba. Başardık mı? Tüm anılarını galiba yaptık. Elimizden geldiğince aktarım başladı. Şimdi bu hayalini, ayak itme hayalini çocukluğuna gönderiyoruz. Bingo. Erişebildiklerimizin neredeyse tamamı bunlardı. Düğmeye basmaya hazır mısın? Kesinlikle evet. Beni tanırsın. Her zaman hazırımdır. Bastılar. Ne oldu şimdi? Pekala. Gidip baydan neler getirmiş bakalım. Önden bayanlar mı? Bu kez değil şekerim. Bu sefer sen önden gideceğim Watson. Ne oldu lan? Yanlış şey mi tıkladım? Ha, sanırım bu kısım hala aynı. Başka bir yere bakalım. Nasıl bakacağız abi? Şuraya baksak. İlk önce bence bir save alsak mı? Ne yapalım? Ne ekipman gerekiyor? Galiba böyle yapacağız. Tamam, etkileşime geçeceğiz tekrar. Ben gitmeye devam ediyordum ya. Yanlışlıkla tıkladım. Buraya gideceğiz. Yaşlı haline. Yaşlı haline bakmamız lazım değil mi? Galiba. Bakalım. Burası gerçekteki son ulaşılabilir. Hafızasıyla aynı mekan. Genellikle az da olsa değişiklik olurdu. Doğru olmayan bir şey var. Bu anlar tekrar yaşanmış gibi durmuyor. Bunlar tamamen aynı. Bu imkansız. İstek aktarıldı değil mi? Aktarıldı. Ne oldu abi? Tersinden bir şey daha var. Hayır ya. Hayır ya. Yapma be. Eğer bu gerçekten de aynı an ise onun deniz fenerinin oradaki uçurumda olması lazım. O zaman buraya gideceğiz. Peki. Gönderdiğim için teşekkürler. Şuradan abi. Burada. Johnny. Bu ne güzel bir sürpriz. Buralarda fazla ziyaretçimiz olmuyor da. Deja vu yine. Adım Doktor Eva Roselin ve bu da... Ne? İkinci kez söylemeyeceğim. Doktor Neil Watts. Ben buna Watson diyorum değil mi? Sigmund Yeni Hayat Sizme Kurumu'nu... Duymuş muydunuz? Ah, siz ikiniz kurumdan mısınız? Şu işe bak, ben de tam sizi aramayı düşünüyordum. Lady, lütfen bize çay getirir misin? Lady? Onu da dondur. Sen bekle. Gidip istek sinyalini tekrar göndereceğim. Bakalım değişiklik olacak mı? Başarıyla aktarıldığında şüphe yok. Değişiklik var mı? Bir kıl bile değişmedi. Bu nasıl olur? İsteği çalışmadıysa bile neden hiç değişiklik yok? Belki de bu isteğin biraz uyandırılması gerekecek. Eski anılarında mı? Ulaşabileceğimiz en eskisi. Gidelim. Ah be John. Ulaştıracağım bizi değil mi? En eski anıya geldik. Oo, en başa döndük. Johnny'nin ayak itme isteğinin ortaya çıkması için biraz teşvik gerekebilir. Ha. Peki o zaman ne yapacağız? Ne yapıyorsun?
Aa, anladım. Ne? Bu salondaki film bu değildi ki. Pekala. Senin için sorun olur mu Ryber? Hayır, bunu sevdim. Tamam, hadi gidelim. Başarılı. İzlesinler. Umarım bu bir kıvılcım olur. Umarım. Peki neyin nerede? Ben görmedim. Yine bir yerlerde bir şeyler yapıyordur ya. Nerede ki? Bu bulabilirsen. İzledin mi? Tudum'un filmini. Nasıldı? Eh, bana çok yapmacık geldi. Ben daha çok şey tarzı filmler. Oje neyse iskiyoyu. O ne lan? Filmimizi beğenmemişler. Niye lan? Gayet anlamlı bir film. Burada olabilir miyim? John. Ay'a gidiyoruz. Sevgilim. Oo, Henry. Yüce Tanrım. Düzgün bir film oluşturmak için çok yorgun ve açtım. Gidip John'da bir değişiklik olmuş mu diye bakmalıyım. Oturup bunu izlemek zorunda kaldığın için üzgünüm. Bir değişiklik var mı? Bir bakalım. John. Tamamen aynı. Gidip başka bir noktada kıvılcım çıkartmalıyım. Komik olmaya başladı. Kesinlikle. John. Lily. Bir sus Allah'ını seversen. Lily de Lily. Yeter lan. Şimdi nereye geldik? Buraya geldik. Belki burada işe yarar bir şey vardır. İnşallah. Gel. Şu an ona ayıracak vaktim yok. Ama tıklanacak ne varsa tıklamaya çalışıyorum. Peki suratına bir ansiklopedi fırlattı mı he? Fırlattı mı? Kaba çeneni dostum. Siz burada ne yapıyorsunuz? Başlıyor. Gidip güzel bir yer kapalım. İyi de böyle bir şey olmamıştı. Bir şey değişmiş demek ki. Ne değişmiş? Hey gitmeyin. Ne oldu? Değişen bir şey var diyor. Eba. Ne başladı? Bekle bir dakika. Bu gerçek bir değişim değil. Bu... Lütfen dikkat. What? Bildiğiniz gibi ben tüm ihtişamıyla NASA'yı temsil etmek için gönderildim. Ve buraya size her şeyi anlatmaya geldim. Çal Timmy. Vay canına, bu korkunçtu. Konudan sapmayalım. Gördüm ki birçoğunuzun merak ettiği şeyin ne olduğunu biliyorum. Neymiş? Benim başka bir diyara gidebilmem gibi harika bir şeyin olması mümkün mü? Değil. Venüs'ün tatlılığına bakmam, Satürn'ün halkalarının tersine doğru yüzmem ya da belki serinlemek için Ay'a gitmem. İşte NASA'da yeterince arzulanırsa herkesin bu potansiyele sahip olduğuna inanırız. Şanslı kişi sen olabilirsin. Ya da sen. Veya belki de sen. Ama ben Ay'a gitmek istemiyorum. O zaman sen şanslı. Ne dedin? Neden? Niye gideyim? Ben dünyada mutluyum. Peki, oraya gitmeyi azıcık da olsa istemez misin? Hayır, neden? Ufacık bile mi? Hayır.
Evet. Pekala. Resmi NASA personel alma memuru olarak ay hakkında birkaç bilgi vereyim. Dinliyoruz. Öncelikle ay 4,5 milyar yaşındadır. Ve yüzey ölçümünün neredeyse Afrika kadar büyük olduğunu biliyor muydunuz? Doğru. Ve eğer ayın etrafını bisikletle gezmek isterseniz, ayrıca buradan aya olan mesafe ışık hızı ile 1.5247 saniyedir. Ve eğer bir uçan arabanız varsa 130 gün sürer. Bunu biliyordum. Ve şunu da belirtmeliyim ki aya giden insanlar meşhur ve zengin olurlar. Hepimiz biliyoruz ki zengin ve meşhur kişilerin hayran kitlesi olur. Böylece sunumumu tamamlamış bulunuyorum. Unutmayın, NASA hepinizi kabul eder. Özellikle de kumrarsanız. Ne alaka? John için değil mi? John Kumral. Anladım. Watts, bu işi biliyorsun Watts. Bravo, tebrik ederim. Umarım işe yaramıştır. Ne düşünüyorsun? NASA büyük ihtimalle seni işe almazdı. Ama bu durum için yeterince iyiydi. İşimi sağlam yaparım. İşe yarayıp yaramadığına bakmak ister misin? Elbette, hemen dönerim. Döndüm. Rapor ver. Tamamen başarısız. Hay aksi şeytan. Hey, ümidini yitirme. Eminim yapılacak birkaç şey kalmıştır. Ne gibi? Örneğin... Yok değil mi? Bir şey kalmadı. Yapabileceğimiz. Bu evin inşasının bitirilmesine paramız yetmez Isabel. Tedavisini karşılamaya. Peki ay gezisi piyangosuna yeter mi? Bu evi satarsanız yeter. Bu teşhis kesin mi? Evet, aslında normalde acaba NASA'nın mükemmel sağlık sigortaları olduğunu biliyor muydunuz? Bu doğru. Hem sizin hem de işiniz için. Bölüyoruz abi. Uzayda ücretsiz Midilli gezileri. Bakın bir düğün. Senin adına sevindim. Bir bilmece, bil bakalım. Balığı için nereye gitmelisin? Olması lazım abi, olması lazım ya. Hadi be John. River. Lanet cam. Kaygan. Johnny, John. Ne oluyor be? Amanın. Bana kalırsa bu böyle olmayacak kesinlikle. Kesinlikle olmayacak. Komik duruma düşüyoruz. Kesinlikle düşüyorsunuz. Biz profesyonelleriz. Onun arkasından koşup aptal gibi bağırıp çağırmak için bu işe girmedim ben. Bunun için girmedin mi? Bak, belki de uykusuzluğumuz bizi etkiliyor. Bütün gece kalacağımızı bilseydim kahve getirirdim. Katılıyorum. Demin oluşturduğum filmi görmeliydin. Ne filmi? İşte tam üstüne bastın. Her neyse, zamanımızın kısıtlı ve bu şekilde hiçbir yere varamıyoruz. Sabaha kadar ara verelim. Umarım Johnny o zamana kadar dayanabilir. Ben de bir iki telefon görüşmesi yapayım. Sabaha kadar bekliyoruz o zaman. Dinlensinler. Umarım iyi şeyler olur ya. John'un hayali aya gitmek, biliyorsunuz. Önceki bölümlerde bize belirtmişlerdi. Deniz Feneri.
Ah be John. Anlamak çok zor. Neden makinenin hiçbir etkisi olmadı? Johnny'nin kayıtlı Ay'a gitme arzusu başarıyla aktarıldı, lakin aktarımdan sonra onda Ay'a gitmek için en ufak bir istek gözükmüyor. Eğer işlem sırasında arzuyu etkileyecek ikinci bir sebep ortaya çıkmadıysa, o zaman aynı arzu iki farklı zamanda iki farklı sonuç üretecektir. Yani Ryber'ın tüm bu olaylar sırasında etkili olduğuna hiç şüphe yok. Eğer çekirdeğin değişmesine sebep olan bir şey varsa baş şüphelerimiz odur. Yani Ryber'ı ortadan kaldır mı diyorsun? Ama hepsi bir yana, tam olarak neydi sebep? Bilmiyorum ki. Ryber. Emin miyiz? Ne yapmış olabilirsin? Adamla evlendi abi, başka bir şey yapmadı ki. Onu suçlayamazsın. Güneş doğuyor. Ryber'ı suçlamak bence pek mantıklı bir şey değil ya. Fazla zamanımız kalmadı kesinlikle. Acaba neyi bir şey bulabildi mi? Eve gireceğiz galiba, değil mi? Umarım bulabilmiştir ya. Yani neden bir anda böyle Ay'a gitme isteğinden vazgeçti? Bir insan neden hayalinden vazgeçer ki? Yani zaten paranı vermişsin, bu isteğini gerçekleştireceğiz. Sizin japon kokusunu ta buralardan alabiliyorsun. Gir içeri gir. Şimdi şeyi bulacağız. Galiba kaldıdır ya. Vaz. Burada mısın? John'un durumu nasıl? Zar zor duruyor. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Biz hiçbir aşama kaydedemedik. Kaydetseniz iyi olur. Fazla bekleyemeyiz. Eğer arkadaşını arıyorsan, sanırım en son mutfaktaydı. Tamam, gidiyorum. Mutfakta sanırım buraydı değil mi? Ben öyle yanmıyorum, inşallah burasıdır. Mutfak şurasıydı, şura. Gel eve. Ya canım sıkıldı abi. Bir anda böyle vazgeçmesi pek mantıklı görünmüyor. Bu ne? Sandık kilitli. Kutular renkli kağıtlarla dolu. Dolap tozlu kitaplarla dolu. Allah Allah ya, bir şeyler değişmiş beydi ha. Bunlar daha önce var mıydı bir hatırlamıyorum. Daha önce var mıydı? Burası değil, burası mutfak değil abi. Biz yanlış yere geldik ama iki de geldik. Değişen bazı şeyler var mı? Öğrenmiş oluruz. Mutfak burada. Mutfak burada değil, pardon. Tuvalet, banyo. O nerede abi? Burada değilse başka ne olabilir? Işıklar, tamam. Kapat. Gerek yok. Yakmaya gerek yok ya. Mutfak nerede abi? Buranın mutfağı nerede? Kayboldum ya. Burada. Hayır, orasını anladım ama. Tamam, bu kayıtlarında geçiyor mu peki? İyi de bu bilgi neden bize hiç açıklanmadı? Ya da doktor, belki doktor yüzündendir. O kahveyi nereden aldın? Genel merkezle mi konuşuyorsun? Evet, sana sonra anlatırım. Şimdi sus. Peki ya, tamam sanırım öyle. Hey bu... Bunu nereden buldun? Deniz planetinde, daha başlamadan önce. Şimdi son kez diyorum. Anlıyorum.
River'ın John'a verdiği son kağıt savşan. Bununla alakalı bir şey olabilir bak. Konuşmasını bitirene kadar bekleyeceğiz galiba böyle. Yani bir şeyler olacak. Çünkü gitmesi lazım. Bir şekilde o şeyi aşılamamız, bünyesini aşılamamız lazım oraya gitme isteğini. Yani hayali ve gerçekleşmesi de gerekiyor. Nasıl olur bilmiyorum da. Bitti mi? Peki ya. Bunun şeyi sanırım bitmeyecek. Ben gidiyorum. Zamanımızda kalmadı. Sanırım John'un son şeyleri, dakikaları. Ya da saatleri diyelim biz. Emin değilim. Eğer arkadaşını arıyorsam biliyorum. Orada telefonla konuşuyordu. Ha biliyorum. Onu aramıyorum ya. Ha telefonla konuşuyordu, beni gönderdi. Ya bir sus falan dedi bana. Sessiz ol falan. Ben de dolaşıyorum, ne yapayım. Boş boş onu bekleyeceğim ya, hala konuşuyor. Peki ya, tamam sanırım öyle. Emin değilim, bir bakmam gerekecek. Hadi be John, şey Watts. Hadi be oğlum ya. Konuşma ne zaman bitecek acaba? Anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Hadi konuşmamı bitir artık. Ben bir şey mi yapmam gerekiyor? Benim bir şey yapmam gerekiyor galiba. Bu adamın konuşmasının bitmesi için ben bir etraf bakayım bari ya. Bir şeyler var mı? O River için. Bu nasıl bir şarkı? Aynı iki nota tekrar edip duruyor. Johnny için. Johnny Hawaii's. Başka gidebileceğim bir yer yok ya. Buralara baktım zaten yani. Bakabileceğim başka bir yer kalmadı abi. Her yere baktım yani. Gidebileceğim sadece bir şurası kaldı. Oraya da gireyim hadi ben. Hadi olsun Watts. Ama anne. Okula gitmek istemiyorum. Yeni bir şey. Lily. Bugün pazar zaten canım. Belki uyusunlar. Tamam bir şey yapmayacağım zaten ya. Bakmaya geldim burada bir şey var mı yok mu diye. Galiba yok. Çıkalım abi biz de. Konuşabilir miyiz? O ikisi bu saate kadar ayakta kalmamalıydı. Ve onlara göz kulak olmalıydım. Şey ama bu her gün olacak bir şey değil. Biliyorum ama çok yoruldum. Eminim siz daha fazla yormuşsunuzdur kesinlikle. Gerçekten oturmam gerek. Eğer soracağınız şeyler varsa öncelikle oturmama izin verin. Otur. Sormak istediğiniz bir şey mi vardı? Seninle alakalı bir şey soralım ya. Sizin gibi birinin burada çalışması oldukça tuhaf. İki çocukla birlikte yani demek istedim. O kadar da kötü değil gerçekten. Buradan da okul servisi geçiyor. Ama kendinizi nasıl bir anda burada buldunuz? İşte birkaç yıl önce kocam hayatını kaybetti. Ne oldu? Askerdeydi. Deniz aşırı konuşlandırılan son birlikteydi. Üzüldüm. Paniğe kapılmıştım. Paramız azalmıştı. Ve hayat çok acımasızdı. Halen öyle. Johnny ilanımı gördü. Ve bana bu işi teklif etti. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Burası çok zor bir yer. Ayrıca acımı dindirebilmemi sağladı. Hükümet İslam'a bu konuda bir ödenek sağlamıyor mu? Sağlıyor tabii. Bir süre sonra da yardım almaya başladım. Ama bu sefer de Johnny'nin sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yardımıma ihtiyacı vardı. Tommy ve Sarah da burayı sevdi. Biz de burada kaldık. Johnny'ye gelince o da çok sevindi. Onu özleyeceğiz.
Esasında çok düşündüm. Johnny de bir ailesi olsun istiyordu. Tom ve Sarah hakkında konuşalım. Peki onlara John hakkında ne söyleyeceksin? Ben bilemiyorum. Muhtemelen bir şeyler söylerim. Ama yerlerde dokunmaz. Zamane çocukları çok zeki. Anlayacaklardır. Bence de hayatın kanunu bu. Saklayacak bir şey yok. Gelecek hakkında. Burada tam gün çalışıyorsun değil mi? Peki bu iş bittiğinde ne yapacaksın? Başka ne yapılır ki? Şehirde başka bir iş bulup hayata devam ederim. Çok yazık ama Johnny'yi ve bu evi çok özleyeceğim. Belki gelip arada sırada burayı ziyaret ederim. Başka sorum yok. Teşekkürler. Gidiyorum ben. Bir dakika. Johnny kendinden geçmeden önce bana yakında sizin geleceğinizi söylemişti. Muhtemelen bunu söyleme fırsatı bulamayacaktı. Bu yüzden onun adına size teşekkür etmemi istedi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Görevimiz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz onun hayali için. Hayalini gerçekleştirmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsun zaten. Yani saatlerce uğraştık. Bayağı uğraştık ya. Nedir? Görünüşe göre bizim Johnny'mizin eski günlerden kalma gizli kayıtları varmış. Gizli kayıtlar mı? Gizli tıbbi kayıtlar demek daha doğru. Görünen o ki gençlik zamanında adımımız yüksek dozda beta bloklayıcı ilaç almış. Ve şansa bak, bu ilaçların anlar dediğimiz şeylere yan etkileri olmuş. Yapma be. Beta bloklayıcı ha. Johnny'nin kalp rahatsızlığı yoktu değil mi? Sanırım yoktu. Merak ettiğim bir şey var. Ya bu yan etkiler sadece başlangıçta ortaya çıkmış bir şeyse? Ve bu kadar büyük bir dozda ilaç aldığı zamana ait anılarında bunun özel bir etkisi olmalı. Yani sence bizim daha eski anılara ulaşmamızı engelleyen şey bu mu? Sorun makine değil. Sorun makine de değil. Orası kesin. Bakım departmanından onları çıkıştığım için laf yedim. Şimdi ne olacak? Yeniden yapılandırma için gerekli frekansları aldım. Bu sayede bloklayıcıları geçebiliriz. Ve çocukluğuna indiğimiz anda da nihayet hala onun bu isteğini yerine getirebilecek zamanımız olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Bir şey daha kaldı. Ne? Tabii ya, her zaman bir şey daha vardır. Yeni frekansları çalıştırmak için bir tetikleyiciye ihtiyacımız olacak. Tetikleyici mi? Ulaşılamayan anıya ulaşmamız için köprü oluşturacak güçlü bir şey. Ve bunu John'a vereceğiz. Böylece anısını içten uyaracağız. Ama bunu nasıl anlayacağız ki? Çocukluk anılarının sadece bir kısmını yakaladık. Ve bir çocukluk fotoğrafını falan bulsak da John'un bilinci kapalı. Evet, en başa döneceğiz. Sen de biliyorsun, geçen yılki Nora işinden beri bu kadar başa bela bir olay olmamıştı. Aynen. Kafayı yiyeceğim. Neyse dışarı çıkıp biraz temiz hava alayım. Kahvemi unutmuşum da. Aldı gidiyor. Lan ben alacaktım be. Not. Beta bloklayıcı. Gidiyorum ben de. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız abi peki? Kokuyor. Olur olmaz yerlerden çıkmayı kes. Hayvan ve şeyva. Kokuyor. Biliyorum. Onu ezmen tamamen senin suçun. Neler oluyor? Çocukları uyandırmayın. Bir dakika.
Son anı. Takıldığımız son anı. Aynı koku vardı. Siz ikiniz neden bahsediyorsunuz? Koku reseptörleri doğrudan beyindeki limbik sisteme bağlıdır dedi. Bunun ne demek olduğunu anlamadın mı? Ben ne? Yani koku muhtemelen anıyı zihinde yeniden canlandırmak için en etkiliyiz. Bu kokuyu onun çocukluk anılarına ulaşmak için köprü olarak kullanabiliriz. Ve en iyisi de Johnny'nin bilinci kapalı olsa da duyuları hala işlevsel. Ben sanırım bu olay benim bilgilerim birazlaşıyor. Tamam, bu çok iyi. Bu harika bir şey. Şimdi hemen o hayvan leşinden bir parça getirmen gerek. Tamam, şimdi gidip hey, neden ben getiriyorum? Ona çarpan sendin. Evet, üzerime düşeni yaptım işte. Ah seni aşağılık herif. Eğer yardıma dokunacaksa ben... Evet sen. Size bir çift eldiven ödünç verebilirim. Bu gerçekten çok iyi olurdu. Tek kullanımlık bir eldiven değil bunlar. Ama muhtemelen bir daha da kullanmam. Yalnız o eldivenlerin bir daha evin yakınlarında olmayacağından emin olun. Ama hayvan leşi olacaktır. Tanrım. Gidiyorum o zaman ben. Aldık galiba değil mi? Ah ulan ah Watts. Sen orada otur, ben gideyim ya. Nasıl bir iş arkadaş? Aşağılık seni. Sen çarptın, ben niye gidiyorum anlamıyorum ki. Ben niye gidiyorum oğlum? Çarpan o değil midir Reis ya? Valla. Ben gidiyorum şimdi. Suçlu katil o. Ha, dejavu. Bolca dejavuyla karşılaşacağız ya. Nadanik ev. Tüm yolu gideceğiz galiba değil mi? Keşke bunun hızlı gitme bir yolu olsaydı. Leş burada galiba. Değil mi? Hayvan leşi. Hayvan cesedi diyelim, leş demeyelim. İşin bu kısımları beni gerçekten... Çürümeye başlamış bir leşi bu şekilde direkt götürmek hiç iyi olmaz kesinlikle. Arabanın içinde supaplı bir kap var. En azından kokuyu kontrol altında tutarım. Al o zaman Eva. İyi, ben geri getirmedim, güzel bir şey. Nereye gidiyorsunuz? Ben tuvalete gidiyordum. Vuu, basta bir şey daha var, ben sana söyleyeyim. Dağınıklığa bak. Kazadan sonra her şey karışmış. Bir bakalım. Aha, işte buldum. Tamam, aldık. Gel al. Şimdi şu leşten biraz alalım bakalım. Al, gel. Iyyy, kesinlikle. Leş şişiren kalıntı, gidiyorum ben. Ben götüreceğim, peki. Pekala. Öyle olsun be. Gerçekten öyle olsun. Kalbimi kırdın oyun. Ben niye geri götürüyorum anlamıyorum ya. Işınlansana yani. Bunu yapamıyorsun mu? Işınlanamıyorsun. Ha, şeyde değiliz. Peki tamam, ben şeyde karıştırdım. Yani hani anılarda geziyoruz ya, oradan oraya ışınlanıyorlardı ya. Öyle sandım. Ah hey. Hayvan leşini aldın mı? Hazır. Harika. Sen gidip ayarla. Ben hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? Ben... Gidip sana hayvanımı beslemeliyim. Ne? Evet dostum. Eskileri özledim. Ha neyse, gidip her şeyi hazır et.
Ben hemen geleceğim. Sen ne? Ölmek üzere olan biri var orada. Bu ne işler karıştırıyor? Bilmiyorum Eba. Ona ayıracak vaktim yok şimdi. Bence de gidelim biz. Boşver. Boşver onu ya. Çatlağın teki zaten. Aman. Vas bu bildiğin vas yani. Deli fişeğin teki. Ne yapsını? Asla abi asla anlayamazsın. Şimdi tam o noktaya vardığınızda sinyali göndereceğim. Bu sırada sizden kapağı birkaç saniye elini açmanızı istiyorum. Pekala. Tam zamanında geldim. Çürükçülleri hallettin değil mi? Tamamıyla kapattım ve filtreledim. Zaten ölü bir adam için çok da fark etmez. Yalnız Johnny'nin durumunun gittikçe kötüye gittiğini de söyleyeyim. Bu ikinizin de son şansı olabilir. Her ne yapacaksınız, iyi şanslar. İhtiyacımız olan son şey şans. Bir şekilde halledeceğiz ya. Ben inanıyorum bir şekilde halledeceğiz. Yani engeller çıkıyor, bazı engeller çıkıyor ama halledeceğiz. Işıklarını diğer deniz fenerlerine ve bana parıldatıyorlar. Bu söz kime ait ya? Tekrar çocukluğa geldik galiba. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor ya? Ey maşallah. Niye geldik? Niye gidiyoruz? Ben hiç de anlayamadım. Şimdi bu küçük şeyin bize bu kadar sorun çıkardığını düşünmek, uzaya kadar fırlatasım var. Bence şu an tek yapabileceğimiz şey sinyali gönderip beklemek. Pekala, hazır mısın? Hadi bakalım, hadi. Bir şeyler oluyor. Çabuk bir daha gönder. Neler oluyor? Doktor, ters giden bir şey daha var. Ne? Sen bu tarafa geç, Lili. Durumu düzensizleşmiş. Girişi yeniden ayarlamalıyız. Buraya neler oluyor böyle? İstikrarsızlaştı. Çık. Ne? Bu anıdan çık hemen. Ne diyorsun sen? Eğer sistem yeniden istikrar kazanmazsa şok dalgaları içerideki herkese kalıcı hasar verebilir. Yok artık daha ne? Sen neden çıkamıyorsun? Sen neden çıkmıyorsun o zaman? Olmaz değil. Eğer ki biz de şu durumda çıkarsak tüm çalışmalarımız sıfırlanır. Yaptığımız o kadar şeyi geri almamızın imkanı yok. Yetişmez Johnny. Ay senin. Bu saçmalıklarına sakın beni karıştırma. Bu bir film değil ve sen de bir kahraman değilsin. Şu an salakça davranıyorsun. Peki sen neden kahramanlık taslıyorsun şu an? Hemen buradan git. Hadi oradan. Eğer sen gidersen yeni ortağım kesin Alistair olur. Onun ne kadar kötü koktuğunu biliyor musun? O Alistair'den de beter. Lanet olsun Neil, sana giriş sınavlarında kopya vermemin sonucu bu olacakmış demek. Geldi galiba, eve geldi galiba. Biri geldi. İki kişiyi kaldırmadı galiba zihni. Doktor? Sanırım durumu iyi şimdilik. Kim kaldı orada? Güzel.
Hala burası yarım. Peki biliyor musun? Havuçlu kekin rezalet. Bir tek daha. Evet, bir de şu son yılbaşı partisinde sen. Oo. Hadi. Aynı şey bir daha olmadan gidelim. Sana öyle demek istememiştim. Biliyorsun değil mi? Salak demek istemedim yani. Tabii ki biliyorum. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz galiba. Gidelim abi. Başka bir sıkıntı olmadan şuraya bir geçersek. Hadi bakalım. Ha, geriye gitmem gerekiyormuş. Anladım. Geriye mi gitmem gerekiyordu? Ne yapmam gerekiyor? Buraya mı geldik? Ne yaptık? Aynen buraya geldik. Olay. Güzel. Hadi bakalım. Geçiş yapmayı başardık. Sonunda. Vay be. İşe yaradığına inanamıyorum. Sonunda başardık. Ama burayı sevip sevmeyeceğimden emin değilim. Ne demek emin değilim? Gayet huzurlu görünüyor. Neil, Johnny'nin odasında daha önce tuhaf bir şey olduğunu fark etmiş miydin? Yo, ne vardı ki? Odada çok garip bir şey vardı. Hiç mi görmedin? Ne vardı? Hayır, sanmıyorum. Ne vardı lan? Boşver, umarım yanılıyorumdur. Söylesen de bilsek keşke. Ya böyle gizli saklı olmuyor ki abi. Böyle gizli saklı olmaz yani. Söyle bize de ben bilelim yani, değil mi? Böyle gizli saklı. Vay canına, bu harika. Biliyorum canım. Bir gün sen de bunu kullanacaksın. Arabayı diyor. Güzel araba. Evin içine mi girmem gerekiyor? Ne yapacağım? Karşıya mı geçeceğim? Ne yapacağım? Şöyle bir geçelim. Zamanlar birbirinin içine geçmiş. Baksana etrafta kaç tane var ondan. Hayvanat bahçesi gibi. Hı. Ne yapacağız? Birini takip etmem lazım. Aha! Sanki top kendi başına gidiyor ve o da topu yakalamaya çalışıyormuş gibi. Bu ufaklığın fedakarlığı her şeyden büyük. Olacak umarım. Başka nereye gidebiliriz? Bu da başka bir işimiz kalmadı galiba. Ne oluyor? Tanrım, saat kaç olmuş? Hemen gitsem iyi olur. Mağaza bugün erken kapanıyor. Kendine iyi bak Marta. Çocuklara selam söyle. Tamam, görüşürüz. Bir şey olacak abi. Net bir şey olacak. Pekala, yolun sonuna geldik. Sen ne diyordun? Unut gitsin. Belki tamamen yanılmışımdır. Baksana burası huzur dolu bir yer. Böyle bir şeyi bu an içinde yapabilecek tek şey... Lanet olsun, yok artık. Geri dönmeliyiz hemen. Bekle, şimdi ne oldu? Çeneni kapa da peşimden gel. Nereye gidiyoruz abi, ne oldu? Ne olacak abi? Burada bir şey olacak bak. Allah aşkına lütfen. Koşun abi. Bir şey olacak abi. Bir şey olacak, net bir şey olacak. Yapma abi. Yapma. Yapma be. Allah seni kahretsin. Ulaşamadığımız anı buymuş. Kötü bir anı. Bu kötü anıyı tabii ki de unutmuş. Hatırlamak istememiş. Lan Allah seni kahretmeye kadın.
Kadın mısın, adam mısın bilmiyorum da insan. Pişman mısın? Ambulans arayacak mı? Yoksa bekleyeceğim bu şekilde. Çocuk öldü. Alo. Anlamıyorum. Eğer onun bilinci kapalıysa nasıl orada hiç yaşanmamış bir şey görebiliyoruz? Yine de ona bir şey olmadığına şaşırdım. Aslında oldu. Ne? Odasındaki şeyi görmedin mi Neil? Johnny bir ranzada yatıyordu. Joey. Joey, beni duyuyor musun? Joey. Neden Joey'e çarptın anne? Neden ona çarptın? Joey, uyan Joey. Uyan. Kardeşi. Abi kardeşi. Joey, kardeşi. Çarpan da annesi. Daha çok gençler ama. İkiz kardeşini kaybetmek, annesinin çektiği acıyı tahmin etmek çok zor. Abi niye çarptın? Niye arkana bakmıyorsun? En azından Johnny anılarını silmek için beta bloklayacağımış. Pek hatırlıyor gibi de gözükmüyor zaten. Anıları belirsizleşmiş, silinmemiş. Bir yerlerde bu anıların sebep olduğu sonuçlar hala duruyor olmalı. Peki ya annesi? Ya niye çarptın be? Onun beta bloklayıcı aldığını sanmıyorum. Muhtemelen akli dengesini kaybetmiş olmalı. Normal. Çocuğunu, kendi öz çocuğunu çarparak öldürdü. Bir katil oldu yani. Çocuğunu katletti diyebiliriz. En azından Johnny'ye sırf lakap takmak için Joey demiş olduğunu hiç sanmıyorum. Ama ya Johnny'yi Joey olarak görmüşse Johnny'nin kendisine ne oldu? Burası rahatsız etti beni. En iyisi gidelim. Bence de gidelim buradan. Not Joey. Galiba bağlantısız tek anı bu değildi. İlginç. Bu kez hiç bariyer yok. Açmış o mağazını. Gidiyoruz. Artık şu ay meselesini bir konuşsak mı? Çok az kaldı. Çok az. Dostum bu seriyi kesinlikle okumalısın. Yani cidden acayip müthiş bir şey. 3 kitabı anında yalayıp yuttum. Adı ne? Animorphlar. Bir grup çocuğun çeşitli hayvanlara dönüşüp zihinlerini kontrol eden yaratıklara karşı savaşmasını anlatıyor. Peh, bu saçma uzaylı şeylerini hiç sevmem. Neden ki? Harika kitap. Sıkıla sıkıla okula gitmek yerine kaplanlara dönüşüp kötü ve büyük uzaylıları pençeliyorlar. Hepsi de rar diyor. Rar. Ayrıca lazerleri de var. Piu piu. Piu piu. Tamam, kes şunu. Hehehe. Buraya yazıyorum Johnny. Bir gün çok ünlü bir yazar olacağım. Olamadı ama. En havalı kitapları ben yazacağım. Bütün çocuklar kitaplarımı bedava alacak. Düşünce güzel. Zengin olacağız. Sana ve anneme çok büyük bir ev alacağım. Bu düşünce de güzel. İyi de kitapları bedavaya verirsen nasıl zengin olacağız ki? Bu da mantıklı. Çocuklar için bedava. Aileler yine parasını verecek tabii ki. Evet, emin ol, aileler sana para vermek için can atacaklar. Lan adamın moralini bozmasana. Ne? Geçen günkü olay yüzünden bana hala kızgın mısın? Hadi ama, önce bana oynadın diye bu kadar moralini bozma. Bu arada kazandığın ödüle ne oldu? Birine verdim. Bir dilenciye mi? Hayır, bu sadece o günle ilgili değil.
Biliyorsun annem seni daha çok seviyor. Hey, yok öyle bir şey. Geçen yılbaşını hatırla. Ve Pascal ve Yeda. Ve balığa gittiğimiz zamanı da ve... Peki tamam, bak ne diyeceğim. İstersen benim trenimle oynayabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Yani takma kafana. Senin düşüncen ne? Bakarsan bana yenisini de alır o zaman, değil mi? Bak Johnny, neyin kime ait olduğu ne fark eder ki? Benim olan her şey ayrıca senindir de. Yani ikimiz de aynı oyuncakları oynuyoruz, değil mi? Evet. Aynen. Hadi ama biz ikiz kardeş değil miyiz? Sen benim bir parçamsın. Hadi o zaman gidip komşulara sataşalım. İyi de yağmur yağıyor. Ne güzel işte, yağmur yağıyor, gidelim. Yeni bir şey aldık. Çok hızlı geçtik yalnız ya, oha. Böyle sizi ben beklemiyordum. Gidiyoruz. Sonlara geldik bak, son kısımdayız, son çeyrek. Galiba başlangıç var ha? Kesinlikle. Etrafa bakınalım mı? Ben etrafa bakınayım, sen de burada dur, olur mu? Peki birbirimize soru sorarak konuşmaya bir saat devam etsek olur mu? Gevezeliği kes de gidelim. Ya bozdun ama. Bas bir sus Allah aşkına ya. Devam etmek için? He tamam. Bunlarla konuşabiliyor muyum? Hayır, konuşamıyorum. Ama ben bu hafta oyuncağı istemiyorum. Ben treni istiyorum. Elimizdeki tek tren buydu. Ödülünü verip yerine bir oyuncak el ister misin? Hayır, ben treni istiyorum işte. Olmaz John, taşkınlık çıkarma. Joey kazandı işte treni, değil mi? Ama ben de kazandım. Sadece iki oynayan oydu. Hehehe, sorun değil. Sana da oynatırım. Bak kardeşin ne kadar anlayışlı Johnny. Tamam bücürler. Standın önünü kapatmayalım şimdi. Gelin bakalım. Orada neler varmış. Ben bücür değilim. Biliyor musun, bundan sonra artık sana bücür diyeceğim. Blöf yapıyorsun. Evet. Gelecek fallarına bakıyorum. Sen bir avukat olacaksın, sen de bir doktor. Tanrım. Hadi ikinize de şeker alalım. Hey, paramı alabilir miyim? Nereye gittiler? Bayağı uzaklaştılar galiba. Hala bağlantı istiyor. Nereye gittiler ya bir anda? Bir saniye. Hepiniz hoş geldiniz. İşte dünyanın en küçük dönme dolabı. Binebilir miyiz? Hayatta olmaz. Bu şey çalışıyor mu ki? İmkansız. Birisi su dümenine otuk yok yapıştırmış gibi geldi. Bilmem, umurumda değil. Tamam. Burada konuşabileceğimiz bazı arkadaşlar da vardı galiba. Konuşalım. Aa, köstebek vurmaca değil mi bu? Köste ne? Köstebek vurmaca. Elindeki tokmakla köstebekleri vuruyorsun.